ekibimiz çok uzun süredir haber nöbetine devam ediyor. Beyrut'ta geride bıraktığımız saatlerde yine korkunç saldırıların adresiydi Beyrut. İsrail durmuyor. Belli ki bir savaş isteniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden mi gaz alıyor, ne yapıyor bilmem. Günler önce Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasında dakikalarca alkışlandı. Netanyahu döndü. O savaş toplarını üzerimizden eksik etmiyor. O noktalardan biri de sevgili izleyenler Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyiydi. Peki o noktada neler yaşanıyor? Ben merak ediyorum. Bölge halkıyla konuşabildiğimiz Sertaç ne düşünüyorlar? İran'a bakışları nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'ne bakışları nasıl? İsrail iyi bakacak halleri yok. Fakat o halk ne düşünüyor? Korkuyor mu savaştan? Acaba hiç konuşma sohbetin etme fırsatı yakalayabildin mi? Tabii İsrail ve Hizbullah arasında gerilim yaşandığını demin söylemiştim. O gerilim Golan'daki bu futbol sahasına füze isabet etmesi sonucu artık zirve noktasına taşınmıştı ki dün de Hizbullah'ın Nasrallah'tan sonra en önemli ismi olduğu öne sürülen Fuat Şükür önemli liderlerinden biri, işte hatta iki numarası denilen isim öldüğü ifade ediliyor. Bir hava saldırısı sonucu başkent Beyrut'un Dahya semtindeki bu bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu. Tabii bu insanlarda tedirginlik yarattı mı? Yarattı. Çünkü artık Lübnan'ın güneyinden konu tamamen başkentin kalbine taşındı. Yani Lübnan'ın kalbine atan kalbine Beyrut'a taşınmış durumda. Yani orada karşılıklı açıklamalar da yapılmıştı. Hem İsrail hem de Hizbullah tarafından sınırlı kalacağı söylenmişti. Ve bu sınırlı kelimesi artık sihirli bir anlama da bürünmüştü. Yani sınırlı derken iki taraf da bunu söylemişti. Çünkü nereye varacağı merakla bekleniyordu ama o merak dün itibariyle, dün akşam saatleri itibariyle başkent Beyrut'ta net şekilde tam olarak tanımlandı diyebiliriz. Artık savaş tamtamları altında yaşayan başkent Beyrut savaşı iliklerine kadar hissedeceğe benziyor. Çünkü Hizbullah da karşı açıklama yaptı. Gerekli zamanda yapılacaktır dendi. Bir klip yayınladılar. İsrail noktalarını vurabileceği anlamına geliyor bu klip. Yani görseller, o videoda kullanılan görseller. İşte bu da gerilimi daha da tırmandıracaktır diye düşünülüyor. Sokaktaki insan bu korkuyu, bu endişeyi, bu tedirginliği yaşıyor. Ama bu insanlar Ortadoğu'nun neresinde olursa olsun zaten 10 yıllardır İsrail kurulduğundan bu yana, 1948'den bu yana bu korku, endişe ve bu tedirginlik üstünde yaşıyorlar ve bunu bir anlamda da tırnak içinde söylüyorum, bunu içselleştirmişler. Normal hayatlarına da devam ediyor. Bu insanlar ülkelerinin bir bölümünde iç savaş olsa da, İsrail saldırılar da düzenlese, ülkeleri savaşta da olsa, yani bu insanlar bunu kanıksamış ve o şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Tabii sözü yine sıcak gelişme olan İsmail Haniye'ye getirmek gerekiyor. İsmail Haniye'nin bundan sonraki İsmail Haniye suikastının, saldırısının bundan sonra zaten gergin olan İsrail-Hizbullah ilişkilerini, İsrail-Hamas ilişkilerini, tabii ilişkileri derken karşılıklı anlamda düşmanca ilişkilerinden bahsediyorum, nereye taşıyacağı artık ayrı bir merak konusu oldu ki dün Hizbullah'ın iki numarası öldürüldü başkent Beyrut'ta. Bugün de yine Orta Doğu'nun önemli bir ülkesi olan, Başat aktörlerinden olan İran'ın başkentinde de bu sabaha karşı Hamas'ın önemli liderlerinden biri öldürüldü İsrail tarafından. Ama İsrail net şekilde bunu açıklamadı henüz. Burada resmi açıklamaları da beklemekte fayda var ama bütün oklar İsrail'i gösteriyor. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Tabii sohbetimizin ilk bölümünde kardelen bunun Hamas'ı nasıl etkileyeceği, Hamas'a yansımalarının nasıl olacağı şeklinde bir girizgah yapıyordum. O son dakika bilgisi geldi. Sen de onu aktardın. Şimdi Gazze'deki barış görüşmeleri bir yandan sürerken, Doha'da bu rehine pazarlıkları devam ederken bu kritik saldırının gerçekleşmesi bu durumu bir açmaza sokacaktır. Hamas dişini göstermek isteyecektir
Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Yani İsrail'le yapılan üçüncü ülkelerin de dahil olduğu bu pazarlığı sekteye uğratacaktır. Tabii Hamas'ta bir motivasyon kaybı yaratmış mıdır? Elbette yaratmıştır. Çünkü önemli bir liderlerini kaybediyorlar. Ama yeri doldurulacaktır bunun da. Ve Hamas'a ayrı bir motivasyon da yükleyecektir bu. Hamas 7 Ekim'den bu yana böyle kıt kanaat da denilebilecek imkanlarla, yani tamamen dışa bağımlı olarak sürdürdüğü bir mücadele var İsrail'e karşı. Ve bu saldırı da, Haniye'nin hayatını kaybetmesi de onları ayrıca bir kamçılayacaktır. O gözle bakmakta fayda var. Şimdi tabii diğer konuğumuz Tahran'da. Bize İbrahim Reis'in cenazesi için Tahran'daydık. Ve bu cenaze öncesinde Reis'in helikopterinin kaza sonucu düştüğü açıklaması sırasında oralardaydık. Oradaki son havayı da yerinde koklama fırsatı bulduk. Şimdi Tahran'da, başkent Tahran'da böyle bir suikastin gerçekleştirilmiş olması İran açısından da oldukça önemli mesajlar taşıyor ki İran İsrail'in en kanlı bıçaklı olduğu ülke desek yanlış olmaz yıllardır. Ve İsrail'e karşı yürüttüğü gölge savaşındaki birçok aktörün de arkasındaki ülke İran aslında. Bu net şekilde açıklanmasa da bunu bütün dünya biliyor. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Yani bu güçlü pozisyonunu başkentinde Hamas'ın önemli bir liderinin öldürülmesiyle bu pozisyonunu zedeledi mi İran'ın? Bu konuşuluyor. Hem Beyrut'ta konuşuluyor bu an itibariyle. Bunu Hizbullah da değerlendirmesini yapıyor. Hem Tahran'da konuşuluyor, hem Gazze'de konuşuluyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve akıllara şu soru geliyor hemen. Bir zafiyet mi var İran açısından? Kendi bu konuyu detaylandıralım mı müsaadenle? Tabii burada... Sözünü kesiyorum. Değerli görüşlerine başvuracağım, önemli bir noktadasın. Fakat aramıza bir isim daha dahil olacak. Profesör Doktor Esat Arslan, emekli Tuğgeneral, bir kez daha bizlerle Günü Yanıyor'a dahil oldu. Hoş geldiniz. Keşke tatlı konularla sizi Günü Yanıyor'da ağırlayabilsem, fakat süreç bu şekilde işte. Hatırlıyor musunuz biz? Evet. Hoş geldiniz. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki. Hatırlıyor musunuz, biz İsrail'in İsfahan'a drone saldırısını konuşmuştuk Günü Yanıyor'la. Evet. Bir kez daha İran'da, bu kez Tahran'da Hamas lideri Haniye öldürüldü. Suikast girişimiyle, hava saldırısıyla. Nasıl yorumlarsınız? Bir kez daha İran'dan, İran üzerinden bir saldırı gerçekleşti İsrail Hamas liderine. İran'a da mesaj gitti. Gövde gösterisini de yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğünden beri pek bir saldırganlaştı Netanyahu. Önce Lübnan'a, ki arkadaşımız yaşananları detaylıca anlattı, Beyrut'ta neler oluyor. Ardından da İran'da Hamas liderine önemli bir saldırı gerçekleştirdi. Hamas lideri hayatını kaybetti. Süreci değerlendirmenizi rica ediyoruz Sayın Arslan. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri değil, servis savaşları girdiği zaman servis savaşların konumlandırılması tabii ki hiçbir şekilde bütün Orta Doğu'nun içerisinde yıllarını geçirmiş bir kişi olarak ifade ediyorum. Bu efendim örgütlerin başsız kalacağı noktayı nazarından hareket ederek efendim terörün gerileteceği stratejisine dayandırılmıştır ki bu çoğunlukta biliyorsunuz özellikle Kasım Süleymani ile böyle tap noktaya çıkan bir olgu. Günümüzde de şu anda da devam ediyor ama bütün bunlara baktığımız zaman efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka bölgeye efendim yangını daha fazla büyütmek isteyen, özellikle Netanyahu'nun çok da önemli, biliyorsunuz 24 Temmuz Çarşamba günü, yani tam bir hafta evvel yapmış olduğu konuşmadaki, sadece konuşmanın şu kadar alkış aldı değil, orada 6 tane olgunun içerisinde bu da vardı. Ve kongreden onay almış bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı rolünü, ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan, yani özellikle Biden yönetimi biraz sahipsizlik bir durumundadır. Bunu çok yani ben yaptım oldu modunda bunları yapması bunu göstermektedir. Tabii ki İsmail Haniye çok önemli bir siyasi figür.
Biliyorsunuz birçok başkentte aynen Netanyahu'nun yaptığı gibi konuşma yaptırılar. Biliyorsunuz İngilizce'de bir laf vardır. The rest of the world. Bütün olay şu anda yani adeta böyle sihirle efendim uyutulmuş bir dünyanın geri kalanı. Yani ABD ve İsrail dehşet ve vahşet ortaklığının efendim geri kalan kısmının adeta paralize edilmiş bir vaziyette olması bütün bunları yapmaya götürüyor. Bütün olay bütün olay efendim şu ana kadar efendim gördüğümüz gibi doğrudan doğruya liderlere ön kalan. Neden hani Türkiye'de dahil olmak üzere liderlerin ne kadar üstün olarak korunmalarının gerektiği ortada. Ve görüyorsunuz ve de İran'da oluyor. Daha önce sizinle yapmış olduğumuz programda da özellikle İsfahan bölgesindeki Natanz'da efendim bunu denediler. Yani düşünün İran'ın içerisinde İran sempatizanları değil, İsrail sempatizanlarının ve de Mossad'a karşı Mossad'ın içinde yer alanların neler yapabileceğini gösterdiler. Yani bunların bütün olgusu yangını alabildiğine büyütmek, Orta Doğu'ya yaymak ve bir şekilde ve buradan efendim bütün dünyayı şekle getirmek. Yani bütün olay Netanyahu'nun kurmuş olduğu şeytani plan efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede savaşan bir figür olarak olmasını bütünüyle istediğini bunların gösterdiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani Lübnan'daki savaş bir Gazze'den daha mı ileri gider? Ben Gazze'den daha ileri gitmez olduğunu söylüyorum. Lübnan açısından da durum apaçık ortadadır. Ancak İsrail açısından da durum aslında bunlar çok farklı değildir. Yani savaş İsrail'e, savaş hiçbir ülkeye ekonomik açıdan zaten bir şey katmamıştır. Şimdiye kadar bunlar yönünde. Bu zaten bellidir. Lakin politik açıdan durumun İsrail aleyhine her an ve şu andan itibaren gelişeceği de çok açıktır. Yani Sayın bizim Arslan, bölge olarak. müsaadenizi isteyeceğim bir dakika. Bir konumla Estağfurullah. konuşmam lazım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim efendim.